Riverside'dan merkeze doğru gidiyoruz. Aile yolculuğu yapıyoruz. Sizi de aramızda kalmak istedik. Sizinle birlikte olmak istedik. Evet, Betül Meyran Hanım da arkadan destek oluyor, arkadan konuşuyor. O da katılmak istiyor. Şu anda Avustralya'nın daha çok çiftliklerinin olduğu bölümdeyiz. Countryside diyorlar, biraz daha iç taraflar. Daha çok çiftliklerin olduğu bölümler. Burada soğan, patates, birçok bitkiler yetiştiriliyor. Bizim tabi burada direksiyon sağda biraz farklı gelmiş olabilir size. Bizim direksiyonumuz sağda oluyor. Yol soldan akıyor. O şekilde. Avustralya güzel bir memleket. Biraz şimdi çöl tarafındayız. Tabi merkeze doğru daha da güzel yerleri, güzel bölümleri var. Biz de bir iş vasıtasıyla Alicik bir yolculuk yapalım dedik. Alicik yolculuk yapıyoruz şimdi. Avustralya'da benim dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi, gökyüzü sanki daha çok yere yakın gibi. Böyle bulutlar karşınızda gibi oluyor. Türkiye'de aynı şeyi hissetmemiştim, aynı şeyi görememiştim. Böyle bir hava oluşuyor. Güneş çok daha yakın, ay çıktığı zaman çok daha yakın gözüküyor. Öyle değişik bir yapısı var Avustralya'nın. Muhsin Hanım da söylemişti Türkiye'ye ilk geldiği zamanlar. Değil mi Muhsin Hanım? Evet. Biraz daha farklı. Belki tabii konumundan dolayı dünyanın daha farklı bölümünde, Türkiye'de tamamen farklı bir bölümde. Avustralya Türkiye'ye 24 saat sürüyor. Yani nasıl olursa gelecek ay gelmeyi düşünüyoruz. Bayağı uzun bir yolculuk olacak bizim için. Yani ama gitgide bilet fiyatları ucuzluyor. Daha çok seyahatler daha çok sıklaşıyor. Buradaki Türkler memleketine daha sık gitmeye başlıyorlar zamanla. Yani yine Avustralya hakkında merak edilen noktalar olursa bu yorumlar kısmına yazabilir arkadaşlar. Biz yani cevaplamaya çalışırız elimizden geldiği kadar. Evet, Betül Meyran'ın da bir şeyler söylüyor, onu da dinleyin. Burada biraz yağmur yağmadığı zaman, biraz iç kesimler olduğu için bayağı şu an otlar sarı. Normalde Avustralya çok yeşilliktir. Çok yağmur olur genelde. Ama buralar biraz daha iç kesimler, iç kısımlar. İnşallah daha ileri kısımlara, daha city'ye yakın kısma geldiğimiz zaman daha net görürsünüz. Genelde arkadaşlar şeyleri çok soruyor. Yani Avustralya, Türkiye ya ekonomik olarak nasıl, ya ekonomik olarak kıyaslar mısınız gibi sorular almıştık. Ona da bir cevap olsun. Muhabbet etmiş olalım. Avustralya, ben şöyle izah ediyorum. Biraz daha alım gücü yüksek bir memleket. Bazı konularda biraz daha iyi Avustralya. Biraz daha yaşamak daha avantajlı olabiliyor. Türkiye'nin de avantajlı olduğu konular var. Böyle aklıma gelen birkaç husus, mesela genelde insanların, mesela asgari ücret genelde sorulur. Aşağı yukarı insanlar haftalık 800-1000 dolar arasında bir meblağ kazanıyorlar burada. Kiralar 300-400-500 dolar arasında. Türkiye'ye baktığınız zaman, kıyaslarsanız aslında hemen hemen aynı gibi. İşte bazı şeyler Avustralya'da ucuz, araçlar biraz ucuz, ev alma imkanı biraz daha kolay. Türkiye'nin de avantajlı olan kısmı, biraz Türkiye bazı noktalarda daha gelişmiş, sağlık konusunda, eğitim konusunda daha gelişmiş. Mesela üniversiteler burada, ben biraz yabancılamıştım geldiğimde, üniversitelerin hepsi kendi vatandaşları dahil ücretli. Türkiye'de büyük nimet, yani üniversitelerde ücret yok. Sağlık konusu burada çok pahalı gerçekten, bir diş tedavisi, bir göz tedavisi için. Buradaki Türkler Türkiye'ye gidiyorlar sadece bir tedavi için, yani çünkü bayağı pahalı, yüksek meblağlar isteniyor. İşçilik pahalı. Yani işçilik burada biraz pahalı gerçekten. Yani insanlar, ona göre tabii insanların giderleri de fazla oluyor ama işçilik pahalı olduğu için
biraz daha zorlanıyor insan bazı şeyleri yaparken. Avukatlık ücretleri çok yüksek. Gerçekten çok ciddi rakamlar. Allah o kapıları düşürmesin yani gerçekten de. İşte böyle biraz muhabbet etmek istedim. Hepinize hayırlı günler. Tekrar görüşmek, tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.